Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Ramazan tarifiyle karşınızdayım. Bugün fırında tüm tavuk yapacağız. Bütün tavuğu hiç parçalamadan, hiçbir parçasını ayırmadan, bıçak vurmadan tüm bir şekilde fırında pişireceğiz. Şimdi ben bu tarifi sürekli yapıyorum. Çok pratik, böyle lezzetli bir tarif oluyor. Fırına atıyorsunuz, orada ağır ağır, usul usul tavuk kendi kendine pişiyor. Şimdi önce malzemeleri sayacağım. Toz biberimiz var, tuzumuz var, kimyonumuz var, körümüz var, biber salçası, domates salçası, karabiber, isot, kekik, yoğurt, zencefil tozu, zeytinyağı, taze patatesin tam zamanı, tavukların kenarlarına patates koyacağım, taze sarımsağın tam zamanı ve çili biber. Önce şunu yapacağım. Şu patatesleri elma dilim şeklinde doğrayıp bir suya bırakayım. Biz o arada tavuğun malzemelerini hazırlayacağız. Bunları suya bırakıyorum. Sonra tavuğun malzemelerini geçeceğiz. Patatesler suda beklerken ben tavuğun dışına süreceğim harcı hazırlayacağım. Şimdi dedim ya hani taze sarımsağın tam zamanı diye. Şu sarımsaktan 2 diş koyacağım. Ama 2 diş koyarken de şu saplarını araya vermeyeceğim. Şu saplarından da koyacağım. Şöyle atıyorum şunun içine. Burada bir kalsın. Sonra 2 diş de sarımsak koyacağım. Direkt şöyle keseyim. Evet, yeter bu kadar. Direkt şöyle 4'e bölelim. Kabuğuyla beraber atın. Korkmayın, bir şey olmaz. Taze zaten. Sonra çili biberimiz var burada bir tane. Acı seviyorsanız bunu ekleyin. Acı sevmiyorsanız tatlısını ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Şöyle koyuyoruz. Şimdi içine koyacağımız sebzeler tamam. 2 kaşık süzme yoğurdum var. Onu ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçamız var. Onu ekliyorum. 1 yemek kaşığından daha az biber salçamız var. Tatlı kaşığı diyebiliriz. Onu ekliyorum. Zeytinyağı ekliyorum biraz. Çok az toz zencefil kullanacağım. Şu kadar, şöyle eser miktarda toz zencefil koyuyorum. Çok az köri koyacağım. Biraz kimyon koyacağım. Biraz tuz ekleyeceğim. Biraz da tatlı toz biber ekleyeceğim. Bunda da biraz fazla kullanabilirsiniz. Hem rengi hem tadı olarak güzel olur. Şimdi diyeceksiniz ki burada isot var, kekik var. Bunları neden eklemedin? Şimdi önce bir tavuğun dışına komple bunları süreceğim. Birinci saatten sonra bu baharatları bu karışımın içine koyacağım. Karıştıracağım. Sonra tavuğun üzerine süreceğim. Bu tavuk yaklaşık fırında 2-2,5 saat aralığında pişecek. 150 derecede fansız koyacağız. Ondan sonra 2 saat boyunca orada yatacak. Şimdi bunu blenderda çekiyorum ben. Tosu blenderdan geçirdik. Son durum bu. Biberler iyice küçüldü. Sarımsaklar sapıyla beraber küçüldü. İsterseniz biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ama şu aşamada bence bu kadar yeterlidir. Şimdi bunu şöyle kenara alıyorum. Tepsimi alıyorum. Tavuğu buraya koyuyorum. Bakın burada şunu yapacağız. Şuralardan şu tavuğun iç kısımlarını açıyoruz. İçlerine de süreceğiz. Şöyle göstereyim. Artık açıldıkça tüm elinizi sokabilirsiniz içine. Her tarafına giriyor. Şöyle çevirelim. Şuralara da iyice açılsın. Bu tarafta açıldı. Şimdi göğüs tarafına giriyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Burayı da açtık. Şu sosu alacağız. Bunun önce iç kısmından başlayarak her tarafını sosa bulayacağız. Şöyle önce içlerine koyayım. Bir tane daha koyacağım. Şimdi önce şunu içlerine şöyle iyice ben bir yedireyim. İçerideki tüm noktalara ulaşmaya çalışın. Evet, şimdi buranın bu tarafı tamam. Geliyoruz bu tarafa. Şöyle gene alıyorum.
şuraya sürüyorum. İç taraflara ulaşabildiğim yere kadar ulaşıyorum. Diyoruz dışına. Şöyle dışına masaj yapa yapa, yedire yedire her tarafına ulaştırıyoruz. Ters çeviriyoruz. Yine buradan alıyoruz. Her tarafına iyice yediriyoruz. Şimdi bunu marine ediyorsunuz ya bu şekilde. Sosluyorsunuz ya artık iki elimle dalıyorum. Bunu normalde bu şekilde yapıp dolaba koyup yani 5-6 saat olur, 3 saat olur, ondan sonra 1 gün olur. Bekletseniz daha lezzetli olur. Ama Ramazan ayındayız. Yine karar sizin. Son dakika da yapabilirsiniz. Bir gün önceden, ertesi günün yemeği olarak da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle her tarafına ben bunları iyice sürüyorum. Bunu bağlamayacağım. Normalde bağlıyorlar. Hani size kalmış. Ben bağlamadan yapacağım. Şu elimdekileri de iyice üzerlerine süreyim. Çünkü sarımsaklar falan burada kaldı. Biberler de burada. Mis gibi. Direkt bunu tepsiye koyacağım ve kenarına patatesleri dizeceğim. Tavuğu buraya alıyorum. Göğüs kısmı üst tarafa gelecek şekilde. Şurada kalan sosları da alacağım. Az kaldı ama hiçbir yerini araya verin istemiyorum. Bu tamam. Böyle bu fırına gidecek. Şimdi kenara patatesleri koyacağım. Elimdeki soslarda patateslere bulaştı. Patateslerin üzerine biraz zeytinyağı ekliyorum. Çok değil. Biraz tuz ekliyorum. Biraz kimyon ekliyorum. Bu arada patateslerle köri inanılmaz yakışıyor. Benden size bir tavsiye. Ben bunların üzerine köri ekleyeceğim. Çok keyifli buluyorum. Çok lezzetli buluyorum köriyi. Şöyle biraz da köri ekliyorum patateslerin üzerine. Son olarak biraz toz biber ekliyorum. Şimdi bunlar fırına gidiyor. Fırında bakın şöyle olacak. 150 derecede 2 saat pişecek. Yanma gibi bir durum söz konusu olmayacak doğal olarak ısı düşük olduğu için. Fansız çalıştıracağım. Bu şekilde koyacağım. 1 saat böyle piştikten sonra buradaki sosum var ya. Bu sosun içine isot kekiği ekleyeceğim. Karıştıracağım ve çıkartıp tavuğun üzerine tekrardan bu sosu koyacağım. Şimdi bu fırına gidiyor. Üste çok yakın koymadım. En altına koydum. Burada 150 derecede ağır ağır ufak ufak pişecek. 1 saat sonra da çıkaracağım ve sosumu süreceğim. Şöyle göstereyim bakın. 150 dereceden 1 derece yukarıya çıkartmadım. Şimdi bunu şuraya alıyorum. Gelin böyle. Yanaşın. Şu tavuğun içindeki suyu görüyor musunuz? Şurada bakın. Çok fena. Çok fena ben size söyleyeyim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu kenardaki sosumuz vardı. Kalan sosumuz. Buna çok az isot ekliyorum. Biraz da kekik ekliyorum. Biraz da pul biber ekleyeceğim. Tekrardan karıştıracağım. Şimdi zaten sosu sürdük. Sosu çekecek. İkinci sos sürmede lezzeti bir tık daha yukarı çıkarmış oluyoruz. Ama şu tavuktaki, şu üst kısımdaki deri zaten ayrılmış. Gördünüz mü? Gitmiş. Şöyle alıyorum. Bir parça bırakıyorum buraya. Sonra bunu bir güzel şöyle üzerine yediriyorum. Çok güzel kokuyor. Yani var ya. Aman Allah'ım. Of. Şimdi her yerine sürüyorum bunu.
kısmına da süreyim. Şuralara da süreyim. Bunu alt kısmına da sürmem lazım ama sürmeyeceğim. Çünkü ters çevirirsem büyük ihtimal dağılacak tavuk. O yüzden ters çevirmeyeceğim. Şu kalan sosu da direkt üzerine dökeceğim. Kalan yerlerde şeyin ulaşabildiği yere kadar fırçanın süreceğim. Fena kokuyor, fena. Çok fena şeyler oluyor burada. Hazır mıyız? Şimdi bu tekrardan fırına gidiyor. Yine derecesini yükseltmiyorum. 100 saat pişireceğim. Tamam mı? İkinci saate girmiş oluyoruz böylelikle. Eğer üzeri kızarmazsa son 10 dakikada derecesini yükseltip üzerine kızartacağım. Tamamdır. Patatesleri bakın hiç bir işlem uygulamadım. Zaten derecesi düşük olduğu için onlarda da bir yanma falan filan yok. Şöyle yine ters çevirelim. Öbür tarafları da pişsin. Tamam, bu fırına gidiyor. Şöyle çıkarıyorum. Hani ikinci saatte fırına koyarken dedik ya, eğer üzeri kızarmazsa derecesini yükselteceğiz ve 10-15 dakikada öyle kızartacağız diye. O işlemi yapmadım. 150 derecede tam 2 saat boyunca pişti. Fansız sonuç bu. Mutfak efsane kokuyor. Ya bütün mutfağı şu an bunun üzerindeki baharat kokuları, sarımsak kokuları sardı. Bakmak istiyorum ben. Çok güzel görünüyor. Sulu sulu. Tavuk böyle çok canlı duruyor. Patatesler keza aynı. Hiç yanma manma, hiçbir şey yok. Mis gibi kızarmış. Ben şu parçayı bir kaldırmak istiyorum. Bakın. Hiçbir güç uygulamıyorum. Sadece itiyorum. Şu alta, şurayı görüyor musunuz bakın? Şu alt kısım bak şurayı. Tam şu kısmı. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Direkt çıktı. Kemiği direkt çıktı bakın. Hiçbir şey yapmadım. Sadece tuttum çektim. Parçayı da kaldırıyorum. Şöyle bakın daha iter itmez parça zaten buradan çıkıyor. Şu içeriği göstermek istiyorum size. Bakın içleri nasıl pişmiş. Sulu sulu tavuk. Bir de şu göğüs kısmından bir parça keselim. Oraya bakalım. Orası nasıl? Şuradan kesiyorum. Zaten şu derisi. Parçalanmıştı koyduktan sonra. Şöyle şuradan kesiyorum. En dibe kadar girdim. Bakın. Nasıl olmuş gördünüz mü? Of. Allah'a fena olmuş. Şurada da bir kanadı çıkaralım. Bakın ona da dokundum. Direkt ayrıldı kanat. Olay budur. Vallahi güzel bir tarif oldu. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar.